1997-98 sezonunun ikinci yarısı başlamıştı. Fatih Terim kadroyu aldı. Kocaeli maçına gittik. Oynamayı hiç beklemiyorum ve bir gece önce çok ateşlendim. Mont, kaban, şapka, soyunma odasında oturuyorum. Fatih Hoca da gelir kağıda ilk 11'i yazardı. O zaman sırtımızda numaralarımız yok. İlk 11 numaraları var. Klasik yedek olduğumu düşündüğümden o tarafa oturmuşum. Bir baktım ilk 11'e yazdı. Şimdi hastalığıma mı yanayım, titriyorum, ona mı yanayım bilemedim. 5 numaranın yanına oturttu ve ben hep bu formayı giydim. Hadi varsa yüreğin giy bu formayı ve bir daha çıkartma dedi. O gün 39 derece üstü ateşim vardı ama bir tane gol attırdım. 4-1 kazandık. Emre Belezoğlu'nun efsaneleştirdiği 5 numaranın hikayesi böyledir. Bazen düşünüyorum Emre Belezoğlu futbola başladığında Commodore mu oynuyorduk diye. Bilmiyorum. Hadi hikayesini anlatalım. Güzel insanlar, Galatasaray'ın tarihe kazınan başarılarında, milli takımın unutulmaz zaferlerinde, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında ve en zor günlerinde hep en öndeydi. Inter'de göğsümüzü kabartırken, Newcastle'da ülkemizi temsil ederken ve hatta Başakşehir büyüklere kafa tutarken de öyle. Emre Belözoğlu bu ülkenin realitesidir, es geçemezsiniz. O başarıya doyan oyuncuyu anlayamıyorum diyen bir futbolcuyu kim takımında istemez ki? Ondandır Fenerbahçe taraftarının Emre yoksa bizim takım yok abi diye serzenişi. Her zaman başarılı olma isteği diyor Emre Belözoğlu. İnsana hata yaptırabiliyor ama motivasyonunu hiçbir zaman kaybetmiyorsun. Bu yüzden hala antrenmanda eyvah Emre abinin takımına düştük diye veryansın eder çocuklar. Niye? Çünkü o kaybettiğinde gerilir ve etrafını da gerer. King de Rıfkı deyip kendin yersin ya. O duygunun aynısıdır muhtemelen. Oralara girmeyelim. Biz ne anlatıyoruz bir senedir? Bu oyunun çok güzel bir oyun olduğunu. Hikayeci olma sebebimiz budur kardeşler. İşte Türk futbolunun gerçek efsanelerinden olan Emre'yi de başarılı yapan bence bu. Futbol uzun süre oynanmıyor. Farkında. Gerçi kırka merdiven dayadı. Allah nazarlardan saklasın ama. Yaş 35 yolun yarısı eder. Kelimedeki anlama yoğunlaşma. Bu oyunun hakkını vermiş bir sürü futbolcuyla oynadı. Bizim hikayesini ballandırarak anlattığımız adamlarla kankana haber muhabbeti yapan adam o. Taffarel'den Zanetti'ye, Seedorf'tan Davids'e, Veron'dan Rekoba'ya kim varsa ahbaplık etmiş. Beraber top oynamış, arada sırada trip atmış bizim Emre. Bir de Hacı var tabii. Onun yeri başka. Diyor ki Belezoğlu, benden üstün bir futbolcu olduğunu Hacı bana hiçbir zaman hissettirmedi. Kendisine tekme atsam, sonraki pozisyonda elini uzatıp beni yerden kaldırırdı. O tedrisattan geçmesi mühim. Yıllarca da konuşulup durdu. Emre'yi Emre yapan Hacı'dır diye. Kuşkusuz doğrudur ama eksiktir. Zira aynı Hacı galiba Bülent Akın'la da oynadı değil mi? Yani şimdi hırs diye bir şey var adamda, onu ne yapacağız? Hırslanmadan başarı gelmez güzel insanlar. Bu dürtü yetişkin bir Emre'yi hala çok böyle kanatlarını açan vahşi kuşlar gibi büyükçe gösteriyor. Şu konu vardır mutlaka, hani hırsının sahada kalmaması durumu. Daha doğrusu sadece oyunla ilgili bir mesele olmaması gerçeği. Bu da zaman zaman kendisini nefret objesi gösteren faktörlerden biri oldu. Ona dur diyen de pek olmadı. Çünkü birbirimizi kandırmayalım. Her taraftar takımında Emre gibi bir oyuncu görmek ister. Rakibinde görmeye ise asla tahammül edemez ve kalayı basar. Melo da öyledir. Sinirini bozar Fenerli'nin. İşte Beşiktaş'ta Numa öyleydi bir zamanlar değil mi? Koskoca Alex Ferguson bile ne demiş? Büyük oyuncu olmanın göstergelerinden biri de rakip taraftarların onun aleyhine beste yapıp söylemeleridir. İşte Emre Belezoğlu'na dur diyen olmadıkça o da bu karaktere bürünmeye devam etti ve etrafına ateşler saçan bir oyuncu olarak yer edindi. Kendi taraftarı ise bu durumdan hiç şikayet etmedi. Ama şu söz bir efsane gibi kulaktan kulağa yayıldı elbette. Abi tamam, saha içinde agresif falan ama sağ dışında gör, acayip iyi bir adam. Bununla ilgili bir küçük not da ben vereyim. Bir gün Emre ile aynı kulüpte çalışan profesyonellerden biriyle telefonla görüşüyoruz. Bana dedi ki, abi dedi biliyorsun ben de futbolcu olarak Emre'yi çok sevmezdim. Antipatik gelirdi kavgası falan. Dayanamıyorum bir şey itiraf edeceğim. Millet haklıymış. Ne haklıymış oğlum? Adam diyor, sahanın dışında tam bir pırlanta. Haza beyefendi, ben böyle kibar adam görmedim. İlginç değil mi? Bence değil. Mesleki felsefe diye bir şey var da ondan. Diyor ki, başarısızlık durumunda gözyaşı dökmüş çok oyuncu gördüm. O gözyaşları yere düşerken, insanların paramparça olduğunu görürken rahat davranan kimseyi kabul edemem. Oscar Wilde değil ha, Emre Belezoğlu diyor bunu. Adam hırslı, yapacak bir şey yok.
Hala sinirinden gider ağlarmış düşün. Üstelik yeni bir durum da değil bu. Yenisinde de böyleymiş. Mahalle maçı yaptıklarında herkes birbirine girer. En önde de bu gidermiş. Emre ile tabla falan da oynanmaz ha. Vallahi fena. O pulu böyle hani yere yapıştırıyordur kesin. Sesli sesli. Yenilsen de böyle tablayı kafanda kırar muhtemelen. Ha? Tabla biliyor musun Orçun? Bilmiyorsun. Batak, pis, yedili, hoş gel. Bu hırs Emre'yi bazıları için bir nefret ikonu yaptı, doğrudur. Ve kendisi de bu nefreti üzerinden atmak yerine sırtını alıp devam etti. Zokora ile o mevzulara girmeseydi de Emre sevgisi genele yayılsaydı diyorum. Çünkü onu gördüğümüz yer sahanın içi, biz dışını nereden bilelim abi? Geçenlerde Acun Ilıcalı açıkladı da öyle öğrendik fakir fukara babası olduğunu. Ha, teraziye vurduğunda da diyor hangisi daha fazla kazandırdı diye sorduğunda hırslı yapımın çok şey kazandırdığını net söyleyebilirim diyor. Hiçbir şey diyemezsin. Aslında hikayesinin başlangıcında da o ele avuca sığmaz halinin payı var tabii. Şöyle olmuş misal, 1996 yılında PAF takım maçında kırmızı kart görmüş bu. Hocası da gitmiş Fatih Terim'e şikayet etmiş. Demiş hocam bıktım bundan, uğraşamıyorum artık diye. Hoca da demiş ki sen onu bana gönder, ben onun hakkından gelirim. Çağırmış Emre'yi yanına, demiş ki bundan sonra A takımla idmana çıkacaksın ama seninle biraz işimiz var. O gün bugündür hayatımızda işte. Çektire çektire, kanırta kanırta geldi bugünlere. Mesela al sana bir hatıra daha. Kendi ağzından anlatayım bu sefer. Daha etkili oluyor, daha keyifli oluyor. Diyor ki 96-97 sezonunda şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra bir Ankara Gücü maçına çıktık. İlk kez oynadım. Tugay abinin yerine 72'de oyuna girmiştim. Girer girmez Hasan Şaş'a faul yaptı. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Ben de kusura bakma abi, yeni girdik oyuna demiştim. Gece hiç uyumamıştım. 18'e gireceğimi bilmiyordum. Önceki iki maç almamıştı çünkü. Çok büyük heyecandı. Bence sonraki senelerde de o ilk maçtaki heyecanı, o zevk veren duygular devam etti işte. Onu diyeceğim. Yani sahanın içinde hala bir çocuk gibi mutlu olabiliyor. Keyif alıyor oyunundan. Zaten böyle olmasaydı Türkiye gündeminde bu kadar yer kaplayan bir adam olarak futbolu çoktan bırakmış olması gerekirdi. Futbolu nasıl bırakacak gerçi çok merak ediyorum. Yapabilir mi emin değilim vallahi. Bir röportajında şey diyordu çünkü. Bir anda bitsin çünkü kendimi hazırlamam çok zor. Böylesine tutkulu bir adamın da hangi takımla olduğu üzerine kafa patlatıp durmamız bizim en büyük saçmalıklarımızda. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından birini çubuklu ya da parçalı durumlara göre değerlendirdik hep. Oysa kendisinin böyle bir derdi yoktu. Hiçbir zaman ben doğuştan Fenerliyim demedi. Ama böyle bir ortam hazırlanmaya çalışıldı nedense. Sadece bir keresinde şöyle bir şey olmuş. Canlı bu chat metatları var ya, orada Zeytinburnu'ndan bir arkadaşı çocukken Fenerbahçe forması giydiğimiz günleri hatırlıyor musun diyor. Emre de diyor ki evet hatırlıyorum, hikaye bu. Bu kadar. Hani öyle kesseler sarı lacivert akar durumları yok. Yaranmaya çalışılacak bir durum da yok. Galatasaray'da Emre oldu, Fenerbahçe'de efsane oldu. Bu kadar. Türkiye'deki hikayelerin başlangıç noktası belirliyor zaten bu topçuların renklerini. Bak dinle. Sene 89. Zeytinburnu antrenmanlarını izliyor Emre. Kora'da mıydı o şey? Biz de Zeytinburnu çocuğuyuz ha? Emre de öyle. Oradaydı değil mi? Top toplayıcılık yapıyor o zamanlar. Bir gün 14-15 yaş grubu çalışırken hoca da kalecilere penaltı atıyor, tamam mı? Hoca ile kaleci hem penaltı atışıyor hem de birbirleriyle. Hoca diyor ki dalga geçmek için şu ufaklık bile sana gol atar be diyor. Bu ufaklık bizim Emre. Kaleci diyor yok hocam amma da yaptım falan derken iddiaya giriyorlar abi. Klasik Türk işi, gaza gelme durumu. Topu dikiyorlar penaltı noktasına. Geçiriyorlar Emre'yi topun başına. Sonrası adam olacak çocuk işi. Top bir köşede, kaleci diğer köşede. Daha 10 yaşında ha. Bu hoca da Emre Belözoğlu'nun babasıyla kahveden okey arkadaşı sayılı. Gidiyor diyor ki, Mehmet diyor bir topçu buldum Zeytinburnu'ndan, inanamazsın. Baba diyor ki, hadi ya öyle futbolcular kaldı mı bizim semtte? Vallahi kalmış diyor. Şöyle yetenekli, böyle velet derken bir bakıyor ki oğlundan söz ediliyor. Baba diyor yok yok aman yok bırak çocuğun yakasını. Okul okuyacak o. Ama işte hikaye tam olarak da bu diyalogdan sonra başlıyor. Ana fikir ne burada Orçun? Kahvehaneler kapatılmasın. Yok lan yok, şaka yapıyorum. Yine aynı şey aslında. Tüm hikayelerimizdeki gibi baba topçu olunca evlat da yolu daha rahat ilerliyor. Açın bakın arşive. Galatasaray'da Brian Birch dönemi vardır. Hatta şu meşhur maçtan önce ısınmalar var. Hani topçuyu tribüne çağırıyorsunuz. Oley oley çekiyorlar. O işi Türkiye'ye getiren adamdır Brian Birch. Emre'nin babası da o dönem A takıma kadar yükselmiş bir futbolcu yani. Baba böyle olunca evlat da oyun sevdalısı oluyor işte. Haylaz bir çocukmuş Emre. Bilmiyorum hiç inanır mısın ama hiç inanmazsın değil mi? Maç başladığında televizyonun karşısına geçip 90 dakikayı gözünü kırpmadan izlermiş. Baba da işte çok küçük yaşlarda evde top oynatarak yeteneği fark ediyor. Tabii olayın buralara geleceğini hesaplamadı belki de. Ha dur nerede kaldık? Bu Zeytinburnu hikayesinden sonra Emre'yi Galatasaray takip almış. Aynı zamanda Fenerbahçe'de istiyor. O dönem yönetici Ali Dinçkök'ün ofisine kadar gidiyorlar. Zeytinburnu Spor Başkanı Süleyman Karabel, Fenerbahçe Kongre üyesi. Hal böyle olunca da Emre'yi de Fenerbahçe'ye göndermek istiyor. Ama Salih Bulguroğlu'nun babada çok emeği varmış. O yüzden
94 senesinde Galatasaray altyapısını tercih ediyorlar. Bu yani o takımlı buna sevdalıdan değil de hayat görüşünde minik bir vefa bu tercihlerin altında yatıyor işte. Daha kapışmanın, hak iddia etmenin manası yok güzel insanlar. O günden beridir de kendini zorlayan müthiş bir orta saha oldu durdu. Sakatlanmasaydı, kasları yırtmasaydı, diz kapağı parçalanmasaydı ne olurdu kim bilir. Bir de diyor ki benim limitim Hacı'nın friki, vay efendim işte Ronaldo'nun çalımı kadar değil. Tamam değil de seninki de az buz değil be abici. Ne diyor Hector Cooper? Uzun boylu olmamasına rağmen diyor 1.90'lık adamlara kafa tutardı. Beni cesaretiyle etkiledi diyor. Gerçi o röportajda Okan Buruk'la haftada 2 gün izin istediğiniz de yazıyor ama neyse şimdi. Avrupa işlerini beceremiyordu topçularımız o günlerde ne yaparsın? Hatırlar mısın? Lahmacun getirttiler diye haber çıkıyordu falan. Yani elin saf, otur pizzaya yani. Gitmişsin Milano'ya, Inter'de oynuyorsun. Etrafında cicili bicili manitalar. Bekleme yapma, devam et. Gerçi bunlar da ne yapıyormuş biliyor musun? Okan Buruk da kısa ya biliyorsun. Diyelim ki gidiyorlar ya, işte Milano biliyorsun modanın merkezi, işte defilelere gidiyorlar, boyu gösterecekler. Gerçi bu deyim de çok konuya uymadı, dur. Ortamlara girecekler ya, ama kadınlar hep manken. Yani bizden diyor Emre, yani 40-50 santim uzun kızlarla hiç kalkmıyorduk ayağa, oturuyorduk. Çünkü ayağa kalkarsak bütün havamız bitecekti. Yakışıklı da adam normalde Allah için. Şunu da söyleyeyim bak, lisede bir kızdan hoşlanıyorum abi. Kız Emre Belezoğlu'na bayılıyor. O yüzden ben uyuz oluyordum, nefret ediyordum kendisinden. Sonra lise bitti. Üstüne 2 üniversite bitirdim. Aşağı yukarı 11 yıldır da medyadayım. Adam hala top oynuyor. Deli çıkarsın. Sonra Vieri. Vieri bunun yan komşusuymuş biliyor musun onu? Tabii acayip bir hikaye, dinleyin. Vieri hem komşusu ama daha da güzeli aynı zamanda Emre Belezoğlu'nun ev sahibi. Ama nasıl disiplinli, nasıl pintiymiş. Ay bacı geldin mi hemen parayı istermiş. Vururmuş işte kapıyı böyle tık tık. Buyurun param nerede? Tamam ya göndereceğim bugün, bekle bir maaşım yatsın. O derece. Ne güzel değil mi? Inter'de son maçta şampiyonluk kaçırmışlardı. O günü de hatırlıyorum çok net. 3 takım yarışıyordu. Acayip bir haftaydı gerçekten. Aradan Juventus'tu galiba sıyrılıp şampiyon olmuştu ve işin ilginç yanı ne? Aynı senaryoyu Fenerbahçe'de de yaşıyor. O son maçta taraftar şampiyon olduk diye Emre'nin üstüne atlıyor kutlamak için. Bizimki de bayılıyor mu abi? Soyunma odasına sedye ile götürüyorlar. Tam ayılıyor. Bir bakıyor sessizlik. Ulan oğlum bu ne? Cenazevi gibi ağlayanlar, susanlar. Niye insanlar ağlasın öyle değil mi? Şampiyon olmuşuz. Bir bakıyor sağda Guiza ağlıyor. Solunda Aziz Yıldırım çok kötü derken öğreniyor ki Bursa şampiyon olmuş. Başlıyor bizimki de hüngür hüngür ağlamaya. Öyle de şanssız durakları var kariyerinin. İngiltere'de de benzer şeyler oldu. Yine şanssızlık hikayesi, bilek kırılıyor, ırkçılık mevzuları derken olaya çok veremedi kendini. Sonra da dönme kararı aldı. Sonra gitmişti değil mi Atletico Madrid'e? Bak o gidiş çok önemli bir gidiş. Yani bir gitti, bir devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü hatırlar mısınız? Ama böyle bir dönüş yok. En efsane sezonudur bence. Yani o yarım sezon. İspanya'da tabii idmanı yiyince boğa gibi geldi adam net. Her neyse güzel insanlar toparlayayım şöyle. Emre Belezoğlu ile ilgili tonlarca şey söylenebilir, saatlerce konuşulabilir de kısa keselim biz yine de. Büyük topçudur, büyük de arızadır, evet. Genel sekreter midir nedir? Önce adam olmayı öğrensin. Ben Emre Belezoğlu buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Genel sekreter midir nedir? İsmi ne onun? Yani basın tribününe el kol hareketleri, saha içinde kavgalar, gürültüler, iddialı söylenler falan bunları es geçemeyiz Emre'yi anlatırken. O kadar çok vukuatı var ki seven kadar nefret edeni olan bir topçu bu. Ama dedim ya sanıyorum bir rahatsızlığı yok bu durumda. Nefreti sırtlayıp giden, kendine azık eden bir topçu. Ama onu sevmeyenler bile ona saygı duyuyor. Sebebi tek. Çok büyük topçu. Yani 7 kulede ilk kez top oynamaya başladığı parka adını verip heykeli dikilecek kadar büyük topçu. Fener'e transfer olduğunda o mermer heykelin gözlerini oyduracak kadar da nefretli topçu. Emre'nin tarifi böyle olsa gerek. Benim içinse hayatının merkezine futbolu koymuş tam bir oyun canavarı. Böyle bir futbolcuyu senelerce seyretmiş olmanın şans olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Sergen gibi, Oğuz Çetin gibi, ne bileyim Tugay Kerimoğlu gibi. Futbolu bıraktıktan sonra da büyük bir futbol adamı olacağına inancım tam. Zaten şöyle size küçük bir tüyo vereyim. Hangi antrenörle çalıştıysa, hangi idmanı yaptıysa not almış, kağıt tutmuş, oyunculardan gördüklerini deftere yazmış. Nah böyle böyle koca koca klasörlere işlemiş bir zeka ürünü kendisi. Yani futbolu bıraktıktan sonra da bizi hazırlıklı ve harika bir kariyer bekliyor sanırım. Zaten Dünya Kupası'ndan sonra B lisansı vermişler o dönem. Fenerbahçe'deyken de A lisansı almış. Hocalıkta sorun yok yani. Ha. Belki sportif direktör olur ki ben Komolli sonrası o göreve gelecek iddiasındayım. Dur Dünya Kupası demişken son şunu da sıkıştırayım araya ne olur. 2002 Türkiye Costa Rica maçından önce takımdakiler Emre Belezoğlu'nu sağ ayağıyla dalga geçiyorlar. Emre ile uğraşır mı size? Gidip maçta sağ ayağıyla gol atıyor mu abi? Sonra doğruca yedek kulübesine. Lafı da çakıyor tabii. Şimdi gördün mü diyor sağ ayağı. De Belos!
Gördün mü bak, laf lafı açıyor. Emre konuşmaya doyamadık. E, izlemeye de doyamıyoruz zaten. Yani arada sinir edip çıldırsa da ben şahsen biraz sövdüm ona. Buradan helalliğimi de isteyeyim. Ama bir futbol sever olarak hakkım helaldir. Çok güzel maçları izlettiği için tabii ki. Velhasıl kelam, Emre Belezoğlu için şunu söyleyeyim. Bazen sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın derler ya. Bu cümle kendisine cuk oturuyor. Hala böyle savaşçılar varken ve nesli tükeniyorken fırsat günlerini kaçırmayın. Bol bol Emre izleyin derim.